Geniş bir andan herkese merhabalar. Ben Ayber Kolgay. Ben Gürsel Gürsel. analizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. bu hafta bakalım neler oldu onları analiz edeceğiz Gürsel'le birlikte. Hemen hızlıca giriyorum Gürsel konulara. Evet evet. Şimdi Bekletmeyelim yine hemen girelim. Evet ülkemiz gündeminden bir konu bir haber var. Aslında bu birçok insanı sektörden insanları ilgilendiren bir haber. Şimdi bu Covid-19 sinema ve televizyon sektörü desteği açıklandı. Güzel bir girişim. Netflix'te evet. 4 milyon TL destek olacağını açıklamış bu girişime. Bu nedir? E, sektörde çalışan insanların bu tabi bütün film dizi projeleri durduğu için bayağı bir sıkıntısı vardı. Onlar en azından Hı -hı. ufak bir destekte bulunmak adına bir 2500 TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu da 27 Mayıs'tan itibaren başvuruları başlıyor. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası ilgileniyormuş bu konuyla. 3 e, hafta içinde değerlendirilip bu ödemeler bir defaya mahsus olmak üzere yapılacakmış. Güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Evet yani Netflix en azından bir işe yarıyor ülkede. Onu görmüş oldum. <laughs> <Demek gülüyor> o kadar ki... kötü dizi film çekiyor ama arada güzel işler böyle olsa yapıyorlar yani. Bize bir faydası dokunacak en azından. Bir sonraki haberimize geçelim. Kaliforniya valisi Gavin Newsom bir açıklama yapmış. Ee, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren film ve dizi setlerinde çalışmalar tekrardan Kaliforniya'da başlayacakmış. Evet yani, yani ben pek sağlıklı bulmadım bu durumu. Biliyorsun Amerika kırılıyor Covid'den. Binlerce berbat kişi durumda. hala yani dünyada en kötü ülkelerden biri şu an. Sağ evet gün, şu anda pandemi sürecinde Aynen aynen o çok kötü durumda da Kaliforniya'da demek ki herhalde o kadar büyük bir sıkıntı yok. Çünkü zaten sanırım haberin detayında da şey var yani her yerde tamamen başlayacak değil de güvenli bölgelerde parça parça evet. başlayacakmış. Ee, ama yani sektörde ölmek üzere yani artık bir şeyler yapmak zorundalar herhalde mecbur böyle kararlar alıyorlar hükümetler. Ben yine de çok sağlıklı bulmuyorum. Sonuçta Amerika çok büyük bir ülke. Evet. E, giriş çıkışları çok net sağlayabilecekleri konusunda hani sağlam güvenlik önlemleri alacaklarsa bir derece ama ben böyle konularda riskin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani büyük tabii ekonomik durum, ekonomik boyut işin bambaşka bir penceresi tabii o konuda haklısın. Yani büyük ihtimal daha lokal projelere izin vereceklerdir diye düşünüyorum. Yani çok diğer Hı -hı. işte hem Amerika için hem diğer dünyayla bağlantılı projelere değil de yani kendi il sınırları dahilinde işte eyalet sınırları dahilindeki projelere ağırlık verecekler diye tahmin ediyorum. Herhalde. Yani bir de. ufak ufak kutlamamız var <laughs> onu söyleyelim. Ee, 40. yıl dönümü olan iki tane büyük film var. Bir tanesi Shining herkesin hastası olduğu Kubrick'in The Shining filmi. Diğeri de Empire Strikes Back benim favori Star Wars filmim. Sen de seversin herhalde bu filmleri. Severim ben de severim. <laughs> Bir de yani artık ne kadar kutlanacak bir şey bilmiyorum ama Lost'un final bölümünün 10. yılı pek kutlanacak bir haber <laughs> gibi gelmedi bana ama berbat bir final olduğu için ona da denk Umut gelmiş. Senen finallerden biri. Lost evet, ne yazık ki. 10 sene sonra 9 O kadar güzel sene... başlayıp o kadar güzel başlayıp bu şekilde fiyasko bir son. Yani ya. bu haliyle akıllardan çıkmıyor biliyorsunuz. İşte bir 9-10 sene sonra da Game of Thrones'un finalini hatırlayıp Allah belalarını versin deyip yine anacağız <laughs> evet. herhalde onları da. O, 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 da o da o da kesinlikle öyle. <laughs> Amerika'dan devam edelim o zaman. korona ee, nedeniyle Oscar kurallarında değişikliğe gidildi. Biliyorsun Los Angeles'ta bir hafta filmin vizyona girmesi gerekiyor ki Oscar aday olsun. Hı hı. Bu yıl için sadece bu yıl özelinde tabii önümüzdeki yıl bu pandemi süreci sürmeyeceğini varsayarsak. Hı -hı. E, bu kural kaldırılmış. Ek olarak e, dijital platformlarda gösterilen filmler de artık Oscar'a bu yıl için aday olacaklar. Yani bu, bu sanki yani şey gibi böyle bir mecburiyetten çıktı gibi ama sanki bu kalacak gibi geliyor bana bu kural. Çünkü dijital platformlara inanılmaz bir ilgi var. Yani Hı -hı. sırf mecburiyetten sırf Oscar aday olsun diye zorla vizyona sokuyorlar işte bu e, Netflix'in son filmlerinde olduğu gibi. İşte Scorsese de yaptı bunu mecburen. Bence bu kalacak bu kural yani. Hazır korona varken geldi. Bundan sonra sinema zorunluluğu pek kalmayacak diye düşünüyorum. Netflix işleri zaten Oscar almaya başladı. Yani daha önceden Oscar'dan bayağı bir Netflix filmi oldu sıralarsak yani. Artık Hı -hı. ağırlığını hissettirmeye başladı sektörde. Ben de bundan sonrası için ileride bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum aynı fikirdeyim bu konuda. Bir de genel olarak da bir ertelenmesi de konuşuluyor bu arada Oscar'ların. Büyük ihtimalle çok zayıf geçebileceğini evet. düşünüyorlar evet. çünkü yani tam film çekilecek sezonda Amerika kırıldı, bitti. Yani şu anda yeni film çekme imkanları yok. Post prodüksiyon gibi aşamadaki filmlerin de çok aksayacağını düşünüyorum ben. O yüzden herhalde erteleye de gibi biraz daha zaman geçsin de yaklaşsın. Oh. O olasılık bence de var e, çünkü çok büyük risk şu an yani Aynen, sönük bir smart. tören geçmesi Oscar biliyorsun şov, şova da dayalı bir olay. E, şov show, tabii Sadece film, oluyor. Akılda kalıcı her sene bir şey oluyor sonuçta bir sunumda olsun skandallarıyla olsun Hı -hı. işte e, kırmızı alı falan şova da dönük bir şey yani. Evet. Lady Gaga'nın elması hatırlarsın <laughs> kafası kadar büyük elması vardı. Ya o zaten evet, sonraki her şeyde bir... geçelim istersen. Evet, her yerde bir olay çıkarmaya çalışıyor. Valla Netflix'ten evet, bahsettik canım. zaten. Üst üste yine oradan Hı -hı. devam edersek Adam Sandler'la e, çok seviyorlar biliyorsun Adam Sandler'ı böyle deli gibi e, film yapıp duruyorlar adama. Dört filmlik bir film serisi için tekrar anlaşmışlar. İlk filmde Hasıl olacakmış. Bu Hasıl filminin yapımcılarında da e, Adam Sandler'la birlikte LeBron James de var <laughs> yapımcılar arasında. Yok artık İlginç. Lebron James diyorum ben de o zaman. <laughs> Aynen şey mi kıskandı mı acaba bu Last Dance'i gördü de ya ben de gireyim şu <laughs> Netflix işlerine Kobe kıskanmıştır. Mı? Kobe Oscar aldı biliyorsunuz rahmetli Kobe Aa, Doğru doğru. Onu kıskanmıştır. Ama Lebron James sanırım bir filmi de geliyor bu Space Jam özenmiş. <laughs> <laughs> Space <gülüyor> Jam da... 2'de oynayacağı söyleniyor evet Space Jam 2. Aynen Tabii o yüzden demek ki. O da gitsin demek... artık ya basketbol sahasında çok yapacağı bir şey kalmadı ispatladı kendini biraz darbetsin. <laughs> Hollywood'a dönsün yüzünü. Evet herhalde yani kariyeri bitmeye de yaklaştı. <laughs> 3-5 senesi mi kaldı artık? Ne olduysa e, biraz tabii, yavaş yavaş işte sinemaya kayıyor. Akşamı. Sinemaya doğru kayıyor. Tenet'in yeni fragmanı Fortnite'ta yayınlandı. <laughs> ya bu çok ilginç. Bomba gibi bir aksiyonu var fragmanın. Beni bayağı doyurdu. Bayağı da bir eleştiri var yalnız. Daha önceki filmlerine çok benzediği yönünde. İşte Interstellar, yeah. Inception'a çok benziyor dokusu falan dediler. Ha, bu arada ya, bilmiyorum. Bilmeyen benim hoşuma şuna fragman. Bilmeyen var mıdır bilmiyorum da Tenet işte Christopher Nolan'ın son filmi. Yani hala haberiniz yoksa <laughs> burada onu bir söyleyelim. Evet Inception'a çıktıysanız diye. Ha aynen aynen öyle bir durum varsa <laughs> ee, şey yani bu dediğim gibi Inception'a çok benzeten olduğunu ben de gördüm. Ben de benzettim tabii. Yani genel olarak benzer temalar kullanıyor gibi. Ama her filminde yapmadı tabi. Arada başka filmlerde savaş filmi de yaptı, başka işler de yaptı. Yani ben çok benzer işler yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Aksiyon yapsa bile bir Inception'la Interstellar bambaşka filmler. Yani şöyle yani biraz çok hani böyle basmakalıp işler yapmıyor. Evet, yani Zamanla, mekanla, akıllı oynama filmlerini herhalde kastediyorlar. Hmm. Hani işte hmm. bu şeyden başlayan Memento ile başlayıp zaman algısıyla oynama. Hmm. E, ardından işte Prestige'de yine böyle bir akıl oyunları işte hileler hurdalar. Ondan sonra Inception, Interstellar'da da vardı benzer temalar. E, o, onu kastediyorlar ama bu tarzı adamın yani sonuçta yani bu şekilde işler Memento'daki biraz lineer olmayan kurguyla alakalıydı. E, hmm. Buradaki daha çok böyle zamanla oynama Biraz daha farklı ama, aslında. O ya evet. Bakarsak. evet. Ama hani bir şekilde ya kurguda ya senaryoda bir zaman faktörü bir şekilde sokuyor ya evet, genelde. Evet, Zaman mutlaka oluyor. Doğru söylüyorsun. Evet, Dunkirk'e yani. bile bakarsan Dunkirk'te bile işte kaç dakikaydı? 10 dakika mı? <laughs> 40 dakika mı? Öyle şey yapıyordu ya. 1 dakika 1 saat 1 gün hesabı Hı -hı. vardı. Hı -hı. Zamanla oynamayı seviyor evet. Genel olarak bir zaman kavram mutlaka filmlerin odağında var ama evet. çok küçük bir şey bana göre. Yani filmin senaryosu bambaşka farklı olduktan sonra benim açımdan sorun yok yani. Evet heyecanla yani ben, bekliyorum öyle söyleyeyim. Evet ben de tam tersi biliyorsun hiç heyecanla beklemiyorum. <laughs> Sevmiyorsun. <laughs> evet. <laughs> Nolan filmlerini ben işte Prestige'den sonra böyle sevmeyine yazık ki bırakmak durumunda kaldım. O yüzden hı hı. Yani heyecanla beklemiyorum. Umarım yani şöyle bir beklentim var. Çok düşük beklentiyle izlersen belki keyif alırım diyorum. Çünkü Inception'da tersi oldu. Inception'da ben büyük beklentiyle gitmiştim. Ee, çünkü Hı -hı. Prestige'de Memento'yu da çok seviyordum o zamanlar. Ve ah dedim işte şimdi adam en iyi filmini yaptı galiba dedim. Ve böyle nefret ederek çıkmıştım. Allah kahretsin bu ne biçim film diye. Ee, şimdi Tenet'te bakalım daha beni etkileyecek mi? Çünkü artık beklentim sıfır resmen. Göreceğiz. Şimdi benim beklediğim, güzel olmasını beklediğim bir filmden kötü bir haber geldi onu söyleyeyim. Edgar Wright çok sevdiğim yönetmenlerden. Last Night benim in seviyorum. Evet, Last Night in Soho diye bir filmi vardı. Ve bunun ne yazık ki tabii ki vizyon tarihi ertelendi. yani zaten birçok film erteleniyor. Geçmiş olsun diyelim inşallah bir an önce toparlayıp filmi bitirip vizyona sokarlar. Evet. Perros'ta 20 yıl sonra restorasyonlu olarak vizyona girecekmiş. Sever misin Amaros Peros'u? Yani ben ilk izlediğimde çok etkilenmedim ama bir daha izlemedim. Açıkçası tekrar izlemem Hı -hı. lazım. Aslında bu iyi bir fırsat olabilir benim için. Yani ben bu Hı -hı. versiyonunu izleyebilirim. Bunu bekleyeceğim. Ee, bir Hı -hı. düzeltsinler bakalım. Görüntüleri de güncellesinler. Benim belki arkada severim. DVD'si var. Duruyor çok mu? severim ben. <laughs> Duruyor. Bayağı izledim. 6-7 kere izledim ben. Çok seviyorum. Ha. Evet, Inarritu iyi bir yönetmen bence çok başarılı kaliteli klas bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. amoros Perros da bence en iyi filmlerinden biri. Zaten yani iki o... sene üst üste Oscar alan tek yönetmen mi, ilk yönetmen mi öyle bir şey vardı ya da ikinci yönetmen mi? Yani bayağı bu son yıllarda biliyorsun yaptıkları işlerle çok büyük ağırlığını koydu sektör'e. Meksikalılar koydu evet, da evet. daha doğrusu. Hani Latin Doğru. Amerika'da gerçekten iyi yönetmenler çıkıyor başarılı yani. Ben giderim. Bir daha izlerim vizyonda. Bakalım yani. ben de ben de izlemek istiyorum. Bu arada Mission Impossible Hı -hı. 7 artık <laughs> bu seri de çok uzadı ama güzel gidiyor en azından. Güzel, e, güzel Türkiye, evet. Türkiye'deki vizyon tarihi 19 Kasım 2021 olarak açıklandı. Yani epey bir... <laughs> bir seneden fazla var. <laughs> bir, buçuk, bir buçuk, bir buçuk, sene. sene. bekleyeceğiz ne yazık ki. Valla ben seviyorum Mission Impossible serisini. Son filmlerini özellikle çok beğeniyorum. Ben heyecanla bekliyorum. Benim Sevdiğim filmlerden. Tom Cruise'u da severim zaten. Ee, ben Tom Cruise'u çok severim. Benim sen en sevdiğim hayranısın. oyunculardan biri biliyorsun. Ben İnanılmaz. Son Son Buray falan en sevdiğim filmlerden Collateral'ı da çok severim. Ya çok süper bir oyuncu bence. Hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu. Daha ne kadar opsiyon... teslim etsinler? Adam zengin oldu. Dünyayı aldı. Bir Oscar, halt... <laughs> bir, bir Oscar'ı yok ya. Bir Oscar, e, Oscar var Artık mi? onu da kendi şey yapsın. Parasıyla bir tane Oscar bastırsın. Yani, zengin olsun. Mission Impossible'da tabii canım adam uzaya çıkacak yani. <laughs> Aynen. Mission da çok iyi bir seri. Yani bir önceki film Yansımalar. Hı hı. Çok beğenilmişti biliyorsun. İnanılmaz ben, bir şey yaptı. Ben ama benim beğendim. en sevdiğim film üçüncüsü. <laughs> J.J. Abrams'ın çektiği Mission Impossible 3. Benim en sevdiğim Mission Impossible filmi o. J.J.'yi JJ genelde çok veriyim. sevmezler J.J.'in filmlerini ama. Sevilmez. Evet. Ben, ben o filmi çok seviyorum. Valla ben o filmi hatırlamıyorum. Bir ara izleyeceğim. Sen hep durduğun için aklımda. <laughs> Hatta komple bütün seriyi izlemeyi düşünüyorum şu vizyona girmeden. Şimdi evet. e, yine sevdiğimiz bir oyuncu. Daha doğrusu senin özellikle de bayıldığın, benim de çok sevdiğim Tom Hanks'in başrolünde olduğu 2. Dünya Savaşı temalı Greyhound <laughs> e, filmi Apple TV Plus'ta izleyicilerle buluşacakmış. E, bu güzel haber. Yani en azından evet. iyi bir oyuncu izleyeceğiz. <laughs> Vizyonda olmasa da. Tom Hanks, süper zaten ya. Tom Hanks, dursun izlerim yani. Film çekmesine gerek yok. O kadar klas bir oyuncu. Canlı yayın yapsın değil mi böyle bizim gibi? 2 <laughs> saat 3 saat izleyelim. Yani kor korona olduğunda ben bayağı üzülmüştüm. Avustralya'da hmm. kaptı biliyorsun. Ee, Karısıyla Allah'tan olmuşlardı. bir şey olmadı. Evet kurtuldu yani. Dualarımızla... Bundan da geçmiş olsun diyelim. Geniş plan olarak geçmiş olsun diyelim. <laughs> bizi izliyorsa Tom kendisi kendisine geçmiş Biliyorsun. Evet evet. Düzenli takip ediyor bizi. Takip, yorum yazıyor Sık sık. Tabii tabii. <laughs> Hollywood'da da paylaşıyormuş videolarımızı haberiniz Benden <laughs> duymuş olma. Bak paylaştığı kişilerden biriyle ilgili galiba bir haber okuyacaksın. Evet Mel Gibson'la ilgili. O da bizi çok sever. Mel Gibson'ın başrolünde olduğu Force of Nature filminin fragmanı yayınlandı. Evet bunu izledik. Yani evet fragmanı izledik. Gaz bir fragmanı var. Böyle baştan sona aksiyon. Yani orta, ortalama duruyor. Çok böyle benim ilgimi çekmedi ama iyi bir aksiyon oldu. yani Bunu şöyle yani. yönetmen çok kötü. E, fragman da evet, aks, Fragman aksiyon dışında hiçbir şey vaat etmiyor. Yani ben açıkçası çok kötü bir film bekliyorum ama belki aksiyon severlere işte tatmin edecek bir şey olur mu onu göreceğiz. Hı -hı. Ama büyük ihtimal senaryo artık, hikaye kötü olacak yani gibi duruyor. Büyük ihtimal büyük ihtimal. Kate Bosworth da oynuyor. Kate Bosworth tüm daha önce oynadığı eee Amnesiac filmini de çekmiş yönetmen. O berbat bir filmdi. Hani o yüzden beklentiyi biraz düşürmekte fayda var. Evet ya ben işte izlemediğimiz filmlerin IMDb'lerine baktım da 3 küsür 4 küsür inanamadım evet, yani. Evet, o kadar o düşük de olmaz küsür. yani. Evet peki Penelope Cruz'dan bir haber. Çok sevdiğim benim bir oyuncu. Ee, Başrolünde olduğu siyasi gerilim filmi e, Wasp Network e, Haziran'da Netflix'e gösterecekmiş. Az kaldı şu da Haziran'a zaten. Ben bunu Tabii. merak ediyorum. Çünkü Penelope Cruz gerçekten çok kaliteli işlerde oynar genelde. İyi film seçen hani hep konuşuyoruz ya arada İşte iyi Hı -hı. film seçiyor mu bir oyuncu kötü mü seçiyor diye. Ben Penelope Cruz'un iyi filmler seçtiğini düşünüyorum. Çok iyi bir kariyeri var. Kesinlikle. O yüzden o yüzden iyi bir şey gelebilir belki Netflix'e rağmen diyeyim. <laughs> Hep iyi yönetmenlerle var. çalışıyor farkındaysan. Pedro Almodovar, Woody Allen. Yani bunlar baba isimler, sektörde ağırlı olan yönetmenler. Çok akıllı yani ben kariyer planlamasını çok iyi yaptığını düşünüyorum. Yetenekli de bir oyuncu. Hı hı. İnşallah böyle devam eder diyelim. Evet şimdi şöyle... Bir... Ilgili Şöyle bir baktım bu arada bu Bust gün ilk gelen puanları çok düşük bu arada. Ee, yönetmeni de Olivier Assay yazmış Yani bu sefer acaba kötü bir yönetmene bir denk geldi bakalım. Yani filmi izlemeden yorum yapmayalım yine de. Evet Tabii, çıksın film, Fikir verir. Hı hı. Hı hı. Deadpool diyelim. Deadpool'da ilgili başka bir haberimiz var. Deadpool çizgi romanının yaratıcısı Rob Liefeld Marvel sinematik evrenin takvimini gördüğünü ve önümüzdeki 5 yıl içinde yeni bir Deadpool filminin planlanmadığını belirtmiş. Hmm, i̇lginç. Yani ikisi de tutulmuştu. Deadpool tutmuştu. hayranlarını evet Deadpool hayranlarını üzecek bir haber. Ben çok severim Deadpool'u. Birincisini 4 kere falan izledim. <laughs> çok güzel. Yani Ryan Reynolds inanılmaz yakışmış. Ve çok eğlenceli bir aksiyon filmi. Böyle olmalı bence çizgi evet, roman filmi. Yani çoğunluk beğendi zaten yani. bu filmi ben evet, ben evet. Bekle, beklediğimi bulamadım açıkçası gürsel ben söylemişimdir daha önce de da sana evet, ee, yani düştük. Deadpool'u sevmeme sebebim aslında mizah kısmından dolayı çünkü mizah kısmı bana çok klişe gelmişti yani o sıra dışı Hı -hı. görülen işte dördüncü duvarı yıkmalar falan yani benim 50 bin kere izlediğim şeylerdi çünkü benim hani resmen uzmanlık alanım komedi olduğu için yani bu tür çok hı hı. fazla şey tüketiyorum. Yani sadece filmi kastetmiyorum yani işte kısa animasyon dizilerden tut televizyon projelerinden birçok şeye kadar. O yüzden hı hı. çok klişe bulmuştum ama oyunculuk gerçekten çok iyi. Ryan Reynolds'ı çok beğeniyorum. Geçenlerde çok iyi. de çok yakışmış. Yine sizin önerinizle şu Buried filmini izlemiştim. O da tek başına bütün filmi Hı -hı. sürüklüyor adam. Film çok iyi olmasa da bence, mükemmel olmasa da ya hem sempatik bir oyuncu, hem yakışıklı, hem ben yetenekli olduğunu da düşünüyorum. İyi oyunculuğu iyi oyunculuk gösterdiği filmleri de ben bayağı izledim. Bence de bu şey tipleri de Deadpool'daki gibi böyle umursamaz, işte şakacı tipleri de mükemmel yakışıyor zaten. Ama başka evet. türlü. Başka tür filmlerde de işte o Buryat gibi daha farklı karakterlerde de gayet iyi yani. Bence çok iyi bir oyuncu. E, o yüzden üzüldüm açıkçası. İncelelim. Keşke Deadpool'un devamı gelse. E, şimdi evet. komik bir haber vereyim. Senin daha çok ilgilendiğin dünya yani korku filmleriyle Hı -hı. ilgili. Bu Scream film serisi var. Ben ilkine bayılırım. Ee, devamlarını, de. devamlarını sevmem. Onun bir tane daha devamı artık yapılmayı düşünüyormuş. David işte Arquette işte oynayacağını söylemiş falan. E, Red Dawnat filminin yönetmenleri e, kim bunlar? Hı -hı. Matthew Bettinelli ile Bettinelli Olpinle, Tyler Gillett falan işte yazıp yöneteceklermiş. Bilmiyorum. Ben yani Scream'den artık bir hayır gelmez gibi geliyor bana bu saatten sonra artık kaç tane çeker? Ne konusu kaldı artık Scream'in? Bilmiyorum. Var mı? Yani Scream beklentim düşük. Son filmi çok kötüydü. Sinemada gitmiştim hatta. Bayağı hmm. bir merak. Ya biliyorsun çok seviyorum korku gelinim sinemasını. Hmm. Yani büyük bir heyecanla gittim. Acaba bu kadar yıl sonra geliyor iyi bir şey yapabilirler mi diye. Bayağı kötüydü. Scream e? ilgili şöyle bir şey var. Bir yeniden çevrim düşünülüyor. Bir de 4 hmm. e, bunlar yani seri devam ettirecekler bir de. En Öyle son 4 mü vardı? 4 vardı en son evet. Bu 5. Tamam, olacak. Evet vallahi hı hı. başa dönseler bence daha iyi diyeceğim de. O filmin de çok iyi zaten. Bir daha niye çeksinler? Çok iyi bence de. Niye çeksinler bir daha? Wes Craven diyor yönetmeni. Evet evet ikisi de saçma yani bence. Devam hı. ettirseler de bayacak. Bir daha aynı konuyu işleseler de bayacak. Bence ben, ilk bir de filmi Red Ornat filminin yönetmeni biraz kafamı kurcalıyor. Ben çok beğenmedim <laughs> Red Not'ı. Hmm, İzledim mi bilmiyorum da. Yok ben, ben izlemedim. Çok beğenmedim yani. O Ama genel bir sevildi gibi yani. çok sevmiyorum. Bayağı konuşuldu. Ben izlemedim de. Ee, Hı -hı. kötü denmemişti yani, çok genelde. Değişik, orijinal bir iş de ben miza duygusunu pek sevmedim. Gerilimin Hı. daha çok böyle korkutma amaçlı olması gerektiğini düşünüyorum. Gerilim korkunun. içine biraz komedi öğeleri girdi mi? Absürt. Komedi oldu mu? Çok nadir sevdiğim örneği var. Biraz önce konuştuk o Hı -hı. yönetmeni de biliyorsun. Edgar Wright. Evet. O çok iyi yapıyor bu işleri. O çok iyi. Onun dışında Onun dışında yapanlar biraz yüzüne gözüne bulaştırıyor bence. Bakalım bekleyelim tabii. Önyargılı olmamakta fayda var. Evet. O zaman sen de bir korku filmi haberi ver. Hı hı. <laughs> Oradan devam edelim. Emily Evet. Emily Mortimer'ın başrolünde olduğu, Natalie Erika James'in çektiği Relic filminin fragmanı yayınlandı. Ben izledim fragmanı. Hmm, fena durmuyor. Sonu çok hı. çarpıcı diye yorum yapmışlar. Hı hı. Puanı da fena değil. Bakalım nasıl olacak. Emily Mortimer iyi bir oyuncu. Ben yani güzel filmlerini izlemiştim kendisinin. Hı hı. Başrolü kaldırır yani o kalibrede bir oyuncu. Yönetmen pek tanıdık değil. Ben ilk kez duydum adını. Hı hı, ben M de. Bekleyelim beklemekte fayda var. Evet Tabii, bakalım gideriz, nasıl bir yani. şey çıkacak. Aynen. Hı hı. Şimdi korkudan devam ediyorken ben de şeyi de söyleyeyim dedim o zaman madem. Yine bir <laughs> korku klasiği. E, Jamie Curtis. E, şimdi hep oyuncu olarak biz... Curtis'i tanıyoruz. Halloween filmlerinden zaten meşhur olmuştu. Evet. Şimdi iki tane şey var. Birincisi Halloween'in devamları gelecek biliyorsun. İşte Kills, Halloween Kills ve Halloween Ends. Ee, bu evet. sene 16 Ekim'de Halloween Kills'ı düşünüyorlarmış. 2021'de de Halloween Ends. Yani ille suyunu çıkaracağız diyorlar. Bu Halloween'in. Evet. Bir Çıktı de daha... zaten. Çıkmadı mı? Fazlasıyla çıktı. çıktı yani. Aynen. Çoktan çıktı suyu. Bence ilk filmden sonra çıktı da. <laughs> Neyse. E, şeyi söyleyeyim. ilginç olan nasıl yönetmenlik ve senaristlik yapacak olması ilk kez. 60 küsur yaşında. Evet. E, böyle bir karar almış. Mother Nature filminin hem yönetmenliği hem hatta kendi şirketi de e, Bloomhouse şirketiyle ortak olarak yapımcılığını üstlenecekmiş. E, ve hatta bir bu aralarındaki anlaşma da birkaç senelik sanırım. Yani içinde başka film ve Hı -hı. dizi projeleri de olacak ama ilk yapacağı Mother Nature yani Doğa Ana filmi. Bakalım evet. ben yönetmen olarak merak ediyorum nasıl bir iş çıkaracağını. O artık Halloween serisini merak etmiyorum da Curtis'in yönetmenliğini yani, görelim. Tabii ki, tabii ki fırsat vermekte fayda var. Bong Joon-ho biliyorsun bu yıl olay yönetmen. Dünyayı kasıp kavurdu. Yani sırf Güney Kore değil, Amerika'yı da salladı. Tabii canım. Perazite için hazırladığı çizimlerden oluşan çizgi roman yayınlanmış. Perazite a graphic novel in storyboard isminde bir çizgi roman yayınlandı. Çizgi roman dünyasına çok hakim değiliz biz ama çizgi romanla ilgilenen izleyicilerimiz için bu haberi de vermiş olalım. Ya filmi sevenler merak edip alır diye düşünüyorum ya zaten tüketime çok yönelik bir filme çevirdiler parazaiti çok ilginç sanat filmi tabii, gibi tabii. başladı karişene. pazarladılar. Evet hmm. yani böyle sektöre girişi aslında bir sanat filmi gibiydi sonra bir anda böyle işte Oscarlar, Blockbuster Oscar gibi davrandılar. Evet, evet yani siyah beyaz versiyonunu sokmalar işte kitaplarını hmm. çıkarma ilginç güzel ama yani sonuçta marka tutturdular oradan gidiyorlar. Mantıklı Aynen. bence de. Keşke bizim de öyle olsa. Bizim de işte Nuri Bilge Ceylan'ın filmi <laughs> Oscar alsın da biz de kitabını satalım dünyada. E şimdi güzel bir işte bu satış matış derken bağlayacağımız bir konu var. Bu kostüm siteleri var biliyorsun işte ünlü işte karakterlerin, çizgi roman karakterlerin ya da film karakterlerin Hı. böyle kostümlerini satıyorlar. Orada bu Nisan-Mayıs ayında rekor kıran bir satış var. O da Bane karakterinin maskeleri. Bu Dark Knight Rises'dan bildiğimiz işte Tom Hardy'nin canlandırdığı karakterin o film için yapılan maskesi. Şimdi bu korona muhabbetinden herkes maske takıyor ya. Gitmişler evet. Bey maskesi alayım bari karizmatik olsun demişler. Yani şirketlerin bu yetkileri de şey diyor kardeşim bu hani bir şeyden korumuyor diyor. Bunlar sadece görüntü. <laughs> yani, Universal. Evet kafasına don geçiren adamdan pek bir farkı yok açıkçası. <laughs> Bilmiyorum ya. Yani. ilginç. Bayağı da satışlar artmış. Deli gibi insanlar beyin maskesi alıyormuş. Siz de istiyorsanız girin alın. Birer tane alıp öyle çıkarız canlı yayına. <laughs> Güzel olur. Ben severim zaten o karakteri. Aynen ben de severim. Evet. Karantinanın faydalı haberlerinden bir tanesine gelelim. Geneli çok kötü de. Evet. Steven Soderbergh. Sex, Lies and Videotape 2'nin senaryosunu yazmış karantina sürecinde. Hı, hı. Sex, Lies and Video Tape, kendisinin ilk uzun metrajı ve çok sevilen bir film. Çok ses getirmişti. Kanda aldı. Evet. Kanda aldı ödüller. Oscar adaylığı yani bayağı Aynen. ilgi çekmişti. Ya yani sonra kariyeri Adını duyurmuştu. O kadar iyi gitmedi kariyeri aslında Soderbergh'in. Yani, yani bir beklenti trafik var ondan sonra çok hatırlanan Hı -hı. Trafik filminde bayağı bir sükse yaptı. Bakalım Oceans. nasıl olacak? Ocean'sları mı filmde? yapmıştı? Evet, Ocean's bir de. Boşes kendisini bi... diye hatırlıyorum evet. Evet evet yani en büyük böyle gişe yapan filmi sanırım oydu ama bu kadar yıl sonra gelen bir devam filmi acaba o kadar etkileyici olur mu? Çok emin değilim. Yani bakınız Mad Max diyeyim ben. <laughs> ha tabii yani şimdi Mad Max'e bakarsak yani... mükemmeldi de herkes ama evet. bunu beceremiyor yani. işte Türkiye'de tabii, mesela tabii, oldu. Düz. İnşaat filmi çok güzeldi ikincisini yaptı olmadı gibi hani Küt. böyle örnekler oluyor. Hı. Herkes bir George Miller değil zaten Ayberk biliyorsun. Hı -hı. Ha senin açısından iyi kolay yetişmiyor. Senin açından iyi bir Türk örnek aklıma geldi bu Masumiyet Kader. Yani Hı, o evet. da yıllar sonra gelen bir devam filmi. Sen seviyorsun bayağı. Hı. Ben çok bayılmazdım. Ben çok seviyorum. Da... Ben Kader'i Kader'i ben Masumiyetten daha çok seviyorum. Evet sen daha da çok seviyorsun. Olabilir Hı. o zaman belki de güzel yapar bakalım. Geçmişe bakalım. bir dönüş yapmış. Hı -hı. Şimdi benim hiç sevmediğim bir yönetmen haberini Hı -hı. <laughs> e, Yorgos Lanthimos. Ee, Yunan yönetmen. Artık Amerikalı evet. gibi oldu gerçi. Hollywood adamı oldu. Şimdi yeni projesi ilginç bu arada. Hulk Monster diye bir kitabın e, haklarını satın almış ve almışlar ve onu filme çevireceklermiş. Uyarlama. E, burada da bu Favorite hmm. yani Gözde Sarayın Gözdesi mi? Nasıl çevirdiler bu? Sarayın Gözdesi. Evet. Sarayın evet. Gözdesi. Fena bir film değil Onun da oyunculuklar çok iyiydi. Favorite'da çalıştığı senarist Tony McNamara ile birlikte çalışacakmış bu filmde de. Yine ona yazacakmış senaryoyu. Yani Hı -hı. hikayesinin nedir diye şöyle bir baktık. Şu yazıyor bilgi olarak. İşte Magic Child isimli 15 yaşında bir genç kızın bir evin bodrum katının altındaki mağarada yaşayan canavarı öldürmek için iki silah silahşörü tutmasını konu ediniyormuş. Yani bayağı Hollywood kafası bir film mi çıkacak acaba? Çünkü bu pek şey gibi değil. Hmm, sanat filmi gibi falan bir şeye benzemiyor çok fazla. Sanki böyle hani hatta Tim Burton Tabii. falan bu filmi çekmek istemiş daha önce. O kafa bir hikayeye benziyor. <laughs> ee, acaba yavaş yavaş hani şeye mi kayıyor ya ben buradan gideyim de bana bir tane Marvel filmi verirler. <laughs> ben de White -T -T falan gibi böyle kurtarım <laughs> mı diyor. Bilmiyorum. Doktuttan Marvel'a değil mi? Ne kadar garip bir öykü olur yani. Olabilir ama yani. White It'inin de biraz öyle. O da çok bağımsız filmlerle Doğru. başladı. Şimdi Doğru. adam nerelere Star geldi Wars yani? Ayı, Star Wars tabii Star Wars'a uzandı adam. Tabii tabii Thor'du, Star Wars'tu gidiyor yani belki şey de çünkü popüler olmayı seven bir adam Lantimos bence. Ee, bence yani de. o Onu evet o ta... zaten. O tadı aldıktan sonra oradan gidecek gibi geliyor yani bu film belki dediğim gibi biraz kulvarını iyice o tarafa götürebilir diye düşünüyorum. Aynen. Justice League Snyder Cut seneye HBO Max'te yayınlanacakmış. 4 saatten uzun olacakmış. Mini dizi olarak ...yemlenmesi planlanıyor. Evet hani bölüm bölüm Snyder, yapsak diyorlar... ...çok uzun ya 4 saat. Evet 4 saatten <laughs> uzun olacakmış düşün yani. Hı -hı. yani. Film biliyorsun hiç beğenilmedi Justice League. Evet. Çok zayıf. Ee, Zack Snyder ama... ...kimileri tarafından... ...böyle ölümüne savunulan bir yönetmen. Evet çok fanı Müthiş var ya Zack bir yönetmen olduğunu savunan da var. Ben severim genel olarak. Ben de severim ee, aslında. Bu versiyonda filmde kullanmadığı... ...bazı görüntüleri kullanacakmış ek çekimler yapılmasını istemiş. Tabii bunun içinde 20-30 milyon dolar gibi ek bir bütçe oluşuyormuş. Warner Media ile bu maliyet konusunda bir anlaşmazlığa düşmüş. Ya ee, galiba şöyle 20-30 milyon 20-30 milyon gibi bir şey galiba bir şekilde harcanacak ama sanırım hı. ek çekimler de olursa artacak galiba maliyet. Artı, Sıkıntı evet, orada. Evet. Benim anladığım o. Evet. Yani gidip 100 hı hı. milyona 50 milyona çıkarsa adamlar ya e, yuh artık falan diyor sanırım. Ya bir Sağır de şöyle sorma. bir şey demiş. Filmde Sadece benim çektiklerimin dörtte biri yayınlandı demiş. O çok Söyle ilginç değil başka. mi ya? Yani, yani filmlerdeyse saat, bitiyordu. Ha, bitiyordu neredeyse. 8 hani. saatlik bir şey mi yapacaktın yani? <laughs> Yok, şöyle sanırım benim anladığım ee, şey, yani bir şekilde artık ne yaptıysa bu şey yerine gelen kimdi? Joss Whedon mu çekmişti? Evet. Ee, evet. Yani o, o demek ki yani baya bir şey yeniden çekmiş ya da baya bir şey atmış yani. Biz çünkü şey diyebiliyorduk ya bitmek üzere geldi işte tamamlayıp. Vizyonu sokacak <laughs> diye biliyorduk aslında. Kızı kızı vefat etmişti biliyorsun o olaydan evet. sonra öyle bir karar alındı. Ya zaten Nerede? filmde çok bariz hissediliyor yani bir kısım yani iki film çekilmiş gibi. Hmm. Bu Müslüm'de de aynısını hissetmiştik biliyorsun. Doğru Müslüm'de i̇ki çok net yönetmenle oluyor. Evet yani farklı tarzı olan yönetmenleri aynı projede buluşturmak zaten çok yanlış bir olay. Hmm. Ben baştan beri karşıyım böyle durumları. Aynı sinema gözü olan yönetmenlerin aynı projede olması daha doğru. Ya burada sıkıntı şey mecburi bir durum var. Yani e, beklenmedik bir durum. Ama yani Zack Snyder'a yakın bir yönetmen bulsalar daha doğru olurmuş. Ben öyle düşünüyorum. Jasmin'im yani, çok farklı biri yani. Aslında yakınlıktan çok belki de egosu bu kadar olmayan. Yani bu benim filmim madem bana verdiniz kafama göre çekerim değil de. Hı. Hani Snyder'ı anlayıp onun... E, yarım bıraktığı şeyi bitirmeye çalışan biri olsaydı mesela e, atıyorum Spielberg ile şeyin arası Kubrick'in arasındaki hikayeyi düşün hani AI konusu artık artificial, artificial in intelligence <laughs> mesela orada kü şey yani Kubrick onu tabi başlayamamıştı ama e, Spielberg Hı. onun gibi çekmeye çalışmıştı yani Kubrick olsa ne yapardığı da düşünerek çekmeye çalışmıştı tabii. ama burada bir ego savaşı var yani hayır o benim filmim artık Snyder'la ilgili hiçbir şey bırakmayacağım neredeyse deyip bir saldırı var losvedundan. O yüzden seyirciler Hı -hı. deliriyor. Benim çok umumda değil ama yani <laughs> göreceğiz. Yani ben merak ediyorum açıkçası. Güzel bir şey çıkabilir. Ben Zack Snyder'a inanan bir sinema izleyicisiyim. 300'ü ben çok seviyorum biliyorsun. E, ama Sus senin Spartalar. senin Watchmen <laughs> Watchmen'i gömdüğün günleri unutmadık <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, o, o o ayrı bir şey. Ben <laughs> Sin City'ciyim. Her He. zaman Sin City çizgi romanda. Evet, Valla ben, ben de başarılı olduğunu düşünüyorum. Son olarak şeyi söyleyip artık bu bu hafta izlediğimiz dizilerin değerlendirmesine geçeriz. Blue TV'de Hı -hı. Dijital Flörtleşme diye bir mini belgesel gibi dizi serisi başladı. İlk bölüm yayınlandı kısa bir şey. Daha izlemedik Hı -hı. Biz bakacağız ona. Bir de Netflix'te evet. de Türk filmi Yok Artık 2 e, yayınlanmış. Bu bayağı izlenmiş bu hafta. Sen Hı -hı. izlemiş miydin Yok Artık 2'yi? İzledim. Nasıl sence? Kötü. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben gülerek sor. Yani evet, bence ben bayağı kötü, çok kötü. Yani zaten. Yani ben ölümüne gömmem ama yani böyle işleri biraz daha şey gözüyle bakıyorum. Yani işte izledik, geçtik. Hani hafif bir tebessüm ettik, yetti diye. Çok böyle sinema gözüyle bakmıyorum böyle işlere. Ya bende şey var. Hareketler bunlar tarzı yani biraz bana evet, öyle geliyor Sinema onun film, yani. filmi öyleydi zaten ya çok güzel hareketler evet. bunların filmi Hı -hı. de skeç skeçti valla ben yok artık Hı -hı. Tab yani yok artık birde de ikide de yani beni sinirlendiren bir durum oluyor o da şu böyle kötü mizah yapıldığı zaman ben çok sinirleniyorum ee, o yüzden Hı -hı. hiç sevmiyorum bu filmleri yani zaten şeyde de bahsetmiştik bu son filmi Caner Özyurtlu'nun bu da onun filmi bu arada bilmeyen varsa biz ee, böyleyiz biz böyleyiz de hı hı. bahsetmiştik. Yani çok kötü yönetmenlik ve çok kötü senaryolar var. Biz böyleyiz yine onlardan iyi falan demiştim. Ee, öyle düşünüyorum yani. Bu gerçekten vasatın bile altında bana göre bir film komedi olarak. Ama tabii ki yani evet. şimdi oyuncu oyuncu kadrosu veya hani seviye olarak baktığımızda evet yani gidip de YouTuber filmlerinden iyidir çoğundan ama Tabii 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 Aynen. Ama hani bu yani o bir şey değil benim için kriter değil yani, yani ondan bu, iyi olması. Yani bu kadrolardan en azından daha iyi bir iş bekliyoruz. Yani evet şimdi Cumali Ceber'den evet. iyi olsun zaten bu oyuncularla. Yani, Çünkü yani, çok iyi yani, oyuncular yani. var her zamanki gibi. Aynen, Peki aynen. o zaman eee e dizilerimize... Last Lastense e geçelim. Geçelim. Önce Alef'ten başlayalım. Başla bakalım. Alef'in final <laughs> yaptı. Nihayet. Şimdi e, Alef nihayet final yaptı. İlk iki bölümde Müthiş bir beklenti. Ben bayağı umutluydum diziden. Zaten bu dizileri normalde televizyonda izlediğimiz işte A dizilerinden ya da basmak romantik komedi dizilerinden daha üstün tutuyoruz. Bunu hı hı. kıyaslayacağımız diziler Fi, Şahsiyet, Masum, Bozkır gibi dijital platform dizileri. Ya da Şimdi Netflix işleri, işte Atiye, diye. Atiye, Matiye Aynen. onlar. Yani onlarla kıyaslarsak mesela ben bu işin çok klas bir iş olacağını düşünüyordum. ilk bölümlerden çok umutluydum. Ben Kenan Emirzoğlu'nu severim. Hı hı. Ee, Ahmet Mümtaz Taylan'la da bir sıkıntım yok. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Emin Alper bir kere referans olarak on numara bir yönetmen. Üç tane filmini izledik şimdiye kadar. Üçü de ortalama üstü. Özellikle kız kardeşleri biliyorsun. Bayağı müthiş iyi. Müthiş beğeniyoruz. İnanılmaz beğeniyoruz. Şimdi böyle düşününce beklentimiz de otomatikman arttı ALEFE. Ama evet. görüntü yani bittikten sonra dizi düşünürsek elimizde kalan tek şey iyi bir görüntü yönetmenliği. Hatta çok iyi bir görüntü yönetmenliği. Işık kullanımı ben ışığı da çok beğendim. Işık hmm. kullanımı çok düzgün. Ve biraz da sanat yönetmenliğini övebilirim. Bunun dışında hani polisiye de biliyorsun ben çok polisiye izleyen biriyim. Yani polisiye polisiyeleri işte Fransız polisiyeleri falan. Yani onlarla kıyaslayınca yani tel tel dağılıyor yani helva gibi bir dizi. Ya yani yani geçen hafta da konuştuk. Kötü. Geçen hafta da konuştuk. Hani Hı? hadi geçtim dünyayı yani Türkiye'deki Hı? işlere göre bile kötü geliyor Tabii bana. canım. Yani tabii televizyonda tabii. o bizim hani kötü dediğimiz e, ya işte televizyon dizisi dediğimiz bazı diziler bile Hı. bundan daha iyi yönleri var. Hani senaryo anlamında karakterler anlamında. Aynen. Yani çok Aynen. izlemedim ama işte ufak tefek cinayetler falan gibi sevilen işler vardı. Eminim bundan çok daha iyi yazılmıştır <laughs> diye düşünüyorum. Hı. Yani karakter gelişimi diye bir şey dizide yok. Kenan'ın oynadığı karakteri Kemal karakterini ne anlattın bize karakterle ilgili? <laughs> karısı ve çocuğu ile ilgili bir sıkıntısı var adamın. Bunları ilk bölümlerde gösterdim. İlginç ve çarpıcı bir şekilde gösterdim. Mesela gösterdin tamam ilginç bir şey. E bize anlatsana bir flashback yap. Geçmişte ne yaşandı? Bir şeyi görüyorsun. Boğulduklarını görüyorsun. O kadar bir sahne. Hı, hı. Sekiz bölüm çekiyorsun. Bir sahne gösteriyorsun. Yani dizinin finalinde de bize oraya bağlıyorsun olayı anlatabiliyor muyum? Ölüyor şey Amir. Öldükten sonra ön koltuğa geçip yanlarında oturuyor yani. Ne anlattın abi bunlarla Bir şey diyeceğim. O, mi? o şey değil mi ya? Bildiğin e, neydi o film şeyin John Nash mıydı karakter? E, akıl Oyunları. Akıl Oyunları. He, evet. Onun finali değil mi ya bu bildiğin? Akıl Oyunları'nda yok muydu Hı. işte karakterler yan yana bakıyorlar buna falan? E, ya filmin çoğunda var o sahne zaten. Yani oradan bayağı esinlenmiş. Zaten yok. genel olarak Seven'den esinlendiğini söyledik. Yani bir esinlenme evet. var. Tarz olarak tamam. Seven'dan zaten hmm. kendi de söylüyor yönetmenin hmm. de. Yani hmm. bilmiyorum senaryo inanılmaz kötü geliyor bana. Yani senaryo finali zayıf. Finali... zayıf. Hani şöyle finalini övenler oldu bizim sinema ne? eleştirmeni arkadaşlardan işte kanalı olan arkadaşlardan ne? ben ne? anlam veremedim açıkçası. Şahsen ben finalini de hiç beğenmedim. Yani işte yok sevgilisi çıkmış oğlun falan. Eee yani zaten ben bekliyordum ki bunu şaşıran kim oldu onu da anlamadım. Yani Hı. zaten Şems Güneş oradan hani Mevlana bilmem ne belliydi konunun böyle bir şey olduğu. E, tabii gotik bir şey zaten. Hani dini tasavvuf belli hani oraya bağlayacağı da Finaldeki çekimi çok beğendim. Bu Hı. köprüden bunlar Hı. aşağıda, onlar köprüde. Evet, Çekilerden görsel olarak iyiydi. Muazzam, muazzam. İstanbul Boğazı'nı bu kadar iyi hiçbir Türk işinde izlemedim. Bunu net olarak söyleyebilirim. Hı. Diziyle ilgili övebileceğim şey bu. Bir organize işlerde çok beğenmiştik zamanında. Ee, tepe çekimim vardı biliyorsun. Drone'la çekmişti Hı. sanırım. Bir de ben o unutmadan çok söyleyeyim ben şeydekini seviyorum bir de Hı. neredesin Firuze'de köprüden atlıyor ya hatırlıyor Hı. musun? Evet, Özcan Deniz atlıyor evet. havada böyle duruyor sonra geri çıkıyordu. <laughs> o da güzeldi evet. Bir tek bunu övebileceğim. Hı. Onun dışında Melisa Söze'nin finaldeki oyunculuğu Yaşar karakterin Anlatırken bir anda gülmeye başlıyor. Niye gülüyorsun nasıl bir tepki bu ya? Ciddi bir şey anlatıyorsun bir anda gülüyor böyle hani. Gitgelli bir karakteri mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Sen dümdüz bir karaktersin. Sen gitgelli bir karakter değilsin. ki. Geçmişini anlatıyor, bir gülmeler, bir kötü bir oyunculuk. Yine bu polis ekibiyle ilgili gelip yine ya bir çık artık. Finalde çık şu kafadan <laughs> bari ya. Şu ekibi işin içine bir dahil et. Ya bir şey yapsınlar yani. O, onların yaptığı polisliği sıradan sokaktaki Hilmi Dayı da yapar yani. Sadece rapor veriyorsun abi böyle polislik mi olur? <laughs> Komiserim şu oldu. Tamam teşekkürler. Ben çıkıyorum. Peki sen bir şey diyeceğim. Mı? Ya, gelmedi. <laughs> şu bu senaryoyu kimse okumamış. Ben anlayamıyorum. Yani Kenan İmrizalıoğlu olsam ben bu senaryoyu yani. kabul etmem kardeşim. Kime gitse bütün diyaloglar şöyle. Evet ne oldu? Şimdi şu oldu bu oldu bu oldu bu oldu. Peki başka? Tamam, bu oldu bu oldu evet. bu oldu bu oldu. Tamam görüşürüz. Abi ne yaptı sen ne oynadın orada? Senin karakterin İşlevi ne yani? Sen ne yapıyorsun? Nasıl bir karaktersin? Abi, Sinirli misin? Agresif ki... misin? Bunalımda misin? Yani. E, psikolojin mi bozuk? İşte ne bileyim? Ya hiçbir mi? Hiçbir şeyim yok senin ya. Şeyle bak, bu arada sadece karakoldaki diyaloglar değil derdim İşte o Yaşar yani, karakteriyle ile yani. o. Ha Yaşarla yine aynı şey oldu bak. Geçen böyle şeyde eleştirmiştim geçen hafta. Aynı Hı. şey. Yaşar Aynısı. oturuyor bunun karşısına. Bıdıdı, bıdıdı Şu da olmuştu. Oraya aldım. Niye bunu bana yalan söyledin diyor. Ha? İşte şöyle o zamanla söylemem şey miydi falan böyle bir robot oyunculuk ya. Evet ya. Arsa'yı ne aldım, abi? sattım. Aklıma gelmedi. Hı. O oldu, bu oldu. Yani bak bütün polisiyedeki bütün önemli noktaları biri bize anlatacaksa bu diziyi kesin niye kesin izliyoruz için? biz? Bir, biz bize o zaman kağıda yaz bunları ver ben hiç izlemeyeyim boşuna 8 bölüm vakit kaybetmeyeyim yani. Bütün olayları bize biri anlattı ya. Bir bir şey göster de finalde, ben anlayayım bari. Yani finalde benim en rahatsız olduğum şeyi söyleyeyim. Yani Hı. dizideki baya bir olumlu şey benim açımdan götürdü. Şimdi polisiyenin bir matematiği olur değil mi? Hı hı. Hani her şeyin bir senaryo matematiği diye bir şey var yani. Ya finalde bana Celal diye bir karakter çıkarıyorsun. Daha önce hiç işlememişsin. İlk kez gösteriyorsun. Sürpriz mi bu şimdi yani? Celal değil de fırıncı Ahmet abi de olabilirdi yani. Sürpriz mi diye mi yiyelim? Ya bu şeye hiç mi? Hiçbir ee, alakası yok. LGBT'ye fikre... bağlıyorsun olayı. Bir şey fikri Bilmiyorum aşık siz. olmuşlar gibi sanki yani şimdi o Celal ismi Mevlana Celalettin Rumi'den işte öteki Şems'den Güneş'e çevirmişler ikisinin aşkı yani o abi süper fikir bak işte hem polisi hem Mevlana Türk motifleri Hı. mükemmel Hı. öyle herhalde bir gaza gelmiş birileri. Ama hiç oturup da ya bu işte doktorlar niye böyle özürlü gibi konuşuyor? Öteki karakterler niye sürekli olayları 3 saat anlatıyor? Karşıdaki polisler niye mal mal dinleyip evet peki tamam başka deyip gidiyor? Hani bunları hiç sorgulamamış kimse yani projeyi değerlendiren. Ya abi burada bir sorun var. Bir şeyler aksıyor dememiş herhalde. Öyle hissettim bilmiyorum Bir ilginç yani. Abi yan hikaye de yok. Bir tane yan hikaye yok koca dizide ya. Hiç mi evet, dizi izlemiyorsunuz? O... Yani ana yani, karakterlerin Yan hikayesiz dizi olmaz yani. Ana karakterlerin kendi geçmişleriyle ilgili olan hikayeleri bile doğru düz işlemiyor. Yani yok, karısıyla da yok. çocuğuyla olanı da işlemiyor. Öteki karakter ha, Güneş'i yani. Güneş'i ne kadar tanıdın mesela? Güneş bu dizide çok kilit bir karakter. Evet hiç. Ne kadar hiç, tanıdın hiç, Güneş'i? Hiç Hiçbir şey yok yani. Ona, ona bakarsan şeyin arasında romantik bir ilişki oldu sözde Kenan'la. Ne Yaşar arasında ne Yaşar, oldu? O ne? ne kadar romantik bir ilişkidi? Ne işe yaradı o? Yani ne kattı bize hikayeyi? Hiçbir şey katmadı yani. Hiç. Onu bile işleyemedi. Çok zayıf. Yani Emin Alper'le ilgili çok ciddi kafamda soru işareti oluştu. Belki bu janra yatkın değil diye umut ediyorum. Ee, polisiye çekmesin yani. Ya çok belki zayıf. de işte geçen hafta da söylemiştim. belki de kendi yazması gerekiyor yani başkasının yazdığı şeyi belki de yapamıyordur. Aynen. Aynen. Bilmiyorum aynen. yani çünkü şey iyi tamam güzel kadrajlar yakalıyor güzel kadrajlar kurguluyor ama çok düzgün canım hiç. Onlara Aa, evet. hiçbir lafım yok teknik ama... olarak çok. Çok düzgün bir iş. Keşke Hı -hı. bu teknik olaya verdikleri önemi biraz karakterlere, biraz senaryoya, yani Diyaloglara. düşündükçe böyle aklıma şeyler geliyor yani. Son bölümdeki çok beğendiğin mesela, senin çok beğendiğin müdürün şeyi neydi yani? Oturmuş Oo, böyle, çok herkesle ya. beraber. Ne o abi öyle mizansen mi oldu? Bak bir şey Sen söyleyeyim mi? Emniyet, bak. emniyet müdürü... Kemal'in dediklerini yapın. Bak onunla ilgili çok komik. Şimdi iyi ki iyi hatırlattın. O sahnede delirdim ben izlerken. Şey yapıyor müdür oturmuş çok böyle e, şey giriyor içeri kendini falan işte öteki ama olaylı bilgi veriyor. Hmm. Şunu yapacağız bunu yapacağız. Bu Sürekli bak hep aynı şey mesela sinyal diyor işte boğazın ortasından mı geliyor? Nasıl ya nasıl geliyor? Bir dakika ne oluyor ben anlamadım. <laughs> ya oğlum sen nasıl emniyet müdürü yaptılar seni lan? <laughs> <laughs> Normal tekneden geliyorsun yani neyini anlamadın gerizekalı orada çocuk olsa anlar zaten orada ne olduğunu ya. Yani sen ya neyi anlamadın bu kadar şaşırıyorsun. lazım aynen. Toylu evet. Değil ki yani kaç adamsın. Sinyal boğazın ortasından geliyor. Yani. Allah Allah nasıl geliyor acaba? <laughs> Sanki şey sinyal Mars'tan geliyor dediler. Abi denizin ortasından geliyor demek ki gemide yani. Bunu... Şey ne olacak? Ee, Kemal'in çözdüğü ah nasıl aklıma gelmedi ha. Ya <laughs> işte Cinep çarpışak. Tuşlan nasıl bir zeka bu yani. tabii, tabii. bir, bir bağladın de bağladın o iki olayı. Yani. Oradaki lafları söylüyordu müdür iyice şaşırıyor. Ne diyorsun oğlum falan <gülüyor> <gülüyor> <Böyle saçma. gülüyor> Abi çok gereksiz yani. Çok yani, çok kötü. ama bak şunu söyleyeyim. Bir şey de öveyim. Ee, genel olarak final kötü ama Celal karakterinin setleri Boğaz'da yani Boğaz hı hı. Köprüsü'nün trabzanlarından dışarı çıkardıktan sonraki kısmı çok iyi çekmişler. Finali yani. Hı hı. O finaldeki şeyi, sahneleri çok beğendim. Çok iyi çekilmiş. Evet. Oradaki oyunculuk da iyi. Güzel i̇yi. yani. Orası Ama beğendim. ben şey hiç beğenmedim onu söyleyeyim. Hani sonda setların gidip de arabaya binmesi, karası çok çok sıradan, çok sıkıcı. Yani hiç etkileyici bir final değil bence. Hani çünkü şey ne beklersin hı. böyle bir işte? Son karede bir donman lazım yani. Aa falan dedirtmesi lazım. Bu kadar sana 8 bölüm izletmiş bu işi. Yani en akla gelebilecek ilk şeyi koymuş, bitirmiş böyle yani. Yani Okul o fırsatı proje... zaten çok önceden kaçırdı bence Yani Bayağı yani... öğrenci projesi gibi yani. Bunu herhangi bir okulda ver böyle bir hikaye nasıl bitirelim diye. Böyle yazar bence zaten en kötü öğrenci bile. O yüzden Hı -hı. bilmiyorum çok kötü. Ben şeyi o zaman güzel bir şeyden bahsedeyim bari canım sıkıldı. Evet. Last, Dance, Last Dance de bitti. Aslında güzel değil bitmeseydi keşke de. keşke. Ee... keşke. Ama çok güzeldi. Yani ben bir önceki iki bölümde daha etkilenmiştim ama sonuçta hikayenin sonunu merak ediyordum çünkü ben o yıllarda basket değildim ve takip etmiyordum. Özellikle de araştırmadım. Ne olmuş o yıllarda diye. Yani belgeselden öğreneyim o tadı şey sürprizim film gibi benim için bozmasın. E, güzel oldu, gayet güzel bitti. Sadece işte bittiğinde birkaç soru işareti kaldı bende. Bilmiyorum sende oldu mu? Birincisi bu Michael Jordan iyi biri mi kötü biri mi onu anlamadım çok fazla. İkincisi. E evet. Fazla Michael Jordan baskısıyla yapılmış bir işe benzediyor. Şu yüzden aslında şampiyonlukta çok rolü olan bazı basketçilere neredeyse hiç değinmediler. Yani o mesela şey Avrupalı adam neydi bir önceki bölümlerde? Tony Kukoc. Ha Kukoc, Kukoc. mesela arada Hı -hı. şöyle bir işte Kukoc'a uyuz oluyorduk sonra takıma girdi. Dedi hop geçti. E finalde ne oldu Kukoc? Sanki oynamadı. Yani sürekli 2-3 oyuncu işte Rodman'ı gösteriyor İşte biraz Pippen gösteriyor. Hı -hı. Scottie Pippen. Hı -hı. Steve Curry işte girmiş birazcık son bölümlerde bitti bu kadar. Yani hani şey gibi ya yani ben ve arkadaşlarım. Başardık. Geri kalan kimse bir bok yapma bağlamış. Bu birazcık beni Hı. rahatsız etti ama sonuçta çok güzel çekilmiş, çok güzel kurgulanmış. Anlatımı çok Hı. iyi bir belgeselde. Sen nasıl buldun finali? Hı. Yani Michael Jordan rahatsız bir insan zaten. Bu hani bilinen bir şey. Michael Jordan normal bir adam değil. Adam kazanmak için her yolun mübah olduğunu düşünen biri. Gri bir karakter zaten. Çok böyle... Hı. Beyaz bir karakter değil. Biliyorsun zenci çünkü zenci. De... <laughs> Siyah bir karakter. <laughs> Aynen. Önceki bölümlerde de bu kumar problemiyle ilgili hmm. konuşuluyordu mesela. Ee, bu babasının öldürülmesinin kumar borcu ile ilgili olduğu konusunda hala spekülasyon devam ediyormuş. Onu onunla ilgili bir iki makale evet. okudum. Ee, o konu tartışmalı mesela. Yok da öyle bir şey deyip geçiyor ama şunu hmm. düşün mesela orada çok. Çok güzel böyle detaylar var. Araya o kadar güzel şeyler serpiştirmişler ki hı hı. mesela adam o kadar kumar bağımlısı ki bu e, soyunma odasındaki çalışanlarla bile mesela kim parayı yani duvara şöyle daha yakın atacak diye iddiaya giriyor. Aynen uçakta o çok ilginçti. mesela yol, otobüste ha, poker. yolculuk yaparken arka tarafta yüksek parayla poker oynuyorlar. E, kim de hatırlamıyorum bir oyuncu diyor ki ben o masaya katılamazdım çünkü o kadar büyük para basmazdım diyor. Adamda ağır bir boğamlılık var yani. E şey Deli diyor ya yani. biz diyor bir dolarını oynuyorduk geliyor bizle de oynayıp bizi yenmeye çalışıyordu diyor. Çok ilginç yani bir dolar ya için adam, adam mücadeleye giriyor. Ya adam hırs ya hırs yani. Hı. Kendi motivasyonunu bir şekilde yaratıp karşısındakini ezip geçmek üzerine bir kariyer. Evet Ama bak. Şunu çok büyük takdir etmek lazım. Lafta değil adam düşündüğü her şeyi icraata dökmüş ve başarmış. tam bir. Be günür. Beyzbolda da denemiş aslında bunu ama bakmış herhalde olmuyor bırakmış gibi geldi bana. Yani eğer beyzbolda beklediği sonlara doğru yükselişe geçti diyor kariyeri. Yani, yani orada iyi şeyler anlatıyor hani kalsa e en iyi atışçılardan biri olabilirdi diyor mesela. Ama işte öyle diyor da hani gerçekten öyle mi yoksa Jordan gözüyle mi anlatıyor belgeseli? Çünkü Jordan'ın basketi bıraktıktan sonra işte takım satın alıp geri döndüğü hatta bazı maçlarda oynadığı başarısız olduğu dönemlere hiç değinmiyor sonuçta. Bu hep zirvede bitireceği bir dönemi anlatmış bize yani. Hep şampiyon oldu oldu ve zirvede bıraktı kısmını anlatıyor. O yüzden bana Hı. biraz sanki o beyzbol hikayesini beceremedi bıraktı da orada da yani işte aslında becerecekti diye bağladı gibi hissettirdi bilemeyeceğim. Yapımcılardan biri de Michael Jordan'ın şirketiymiş bu arada. Onu diyormuş işte ee, yani, yani kendi yaptırmış ben... belli ki yani. Birisi gidip de objektif olarak Jordan'ı anlatayım dememiş yani. O yüzden e, birazcık böyle yontmuşlar gibi Jordan'a. Yani ben biraz taraflı olduğunu düşünüyorum. Biraz yani ben çok böyle o konuda şey yapmam. Adamın öyle bir şey olsa mesela kumara hiç girmez mesela anlatabiliyor muyum? Aa, ama bak problemini hiç bahsetmez. Bir şey diyeceğim o, onu ben şu yüzden girdiğini düşünüyorum kendini aklamak için. Yani o babasıyla ilgili konuyu hmm. açıp hayır bunun babamla hiçbir alakası yoktu kumarın demek ben için zemin hazırlamak evet. için. Evet evet. Yani tam olarak o yüzden kumar konusuna odaklandığını ve komple bir bölüm kumar anlattığını düşünüyorum. Yani evet ben hmm, oynuyordum kardeşim. Yalan değil. Saklayamam çünkü. Saklayamaz zaten hani <laughs> herkes biliyor böyle olduğunu. Hmm. Ama babamla bunun hmm. alakası yok diyor orada. Yani biraz hani hmm. yeni bu olayı bilmeyenler için en azından yanlış öğrenmesinler, benden öğrensinler kendince yanlış tabii gibi bir hmm. şey bırakmak istemiş geleceğe sanki yani. Sonra hmm. geri dönüp de ya Jordan ya ben... da babasını öldürtmüştü demesinler istemiş. Evet, olabilir. Ben genel olarak kurgusunu kusursuz buldum. Çok kusursuz yani. bir kurgusu var yani. Bundan iyi kurgu olmaz bir belgeselde. Zirve budur yani. yani dönüşler çok İnanılmaz iyi değil mi? Atıcı yani. Bir 10 sene önceye var. gidiyor, geri geliyor. 5 sene önceye gidiyor, 1 sene önceye gidiyor. Tam ayarında yani. Kimse kurgucusu gerçekten kutlarım. Yani İdeal kurgu budur yani. Ya Müthiş. kurgucusu Takıcı kimse değil, maksimum düzeye geçelim. Kimse bulalım da bizim videoları da kurgulasın. Sıkıldık kurgu yapmaktan hem daha güzel yapar bizden diye düşünüyorum. Ulaşalım <laughs> bence kimse bulalım. Paramızı paramız yeterse gerçekten çok paralar kazanıyoruz. Ya kanaldan kazandığımız ya. bütün parayı yatırırız. <laughs> aynen, aynen Ayda, Ayda e, nerede? Yeter ha, nereden baksan işte 30-40 lira kazanıyoruzdur yani bence yeter. <laughs> diye düşünüyorum. Yeter yeter kesinlikle. Bu kadar güzelleme yaptık şey Last answer. Aynen. Bedava bile yapar yani. <laughs> o zaman analizin sonuna geldik mi bu haftada? Evet geldik. geldik. Güzel sohbetimiz bitiyor. E, bir rica ederim. Ben hep unutuyorum. Aklıma gelmişken bari söyleyeyim. İşte videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz tabii. Sıkılıp kapatmadıysanız. Bir de işte paylaşırsanız falan iyi olur. O zaman bir sonraki analizde haftaya görüşeceğiz tekrar seninle görsen. Tamam. Görüşmek üzere diyelim o zaman. <laughs> Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.